Anlamıyorum. Anlamıyorum. Anladınız mı? Anlamıyorum arkadaşlar. Anlamıyorum. Anlamak da istemiyorum. Anlamayacağım ya. Hayret bir şey. Anladınız mı? Evet. Arkadaşlar, ben size anlatamıyorum herhalde. Beni olumlamayın arkadaşlar. İstemiyorum, tamam mı? Ya arkadaşlar, kime söylüyorum? Tamam mı diyorum? Cevap versenize. Tamam. Tamam efendim. Aa bak, bir de cevap veriyorlar. Bir de cevap veriyorlar bana ya. Size çok basit bir soru soruyorum arkadaşlar. Ben neden zarar ediyorum? Neden zarar ediyorum arkadaşlar? Mesut boxer'ları olarak 4 liraya bir don dikiyoruz. 16 liraya satıyoruz. E nerede bu 12 lira? Mesut Bey, söylediklerinizde haklısınız efendim. Ancak giderlerde de büyük artış var. Mesut Bey, kredi notumuzun düşüşüyle birlikte nakit akışıyla da sıkıntı karşı karşıyayız. Kusura Allah. Mesut Bey, bir de efendim şimdi bu döviz borcumuz, bir de bu kurdaki dalgalanmalar yüzünden bu çeyrekte kar edebilmemiz imkansız gibi görünüyor. Efendim, global anlamda da tekstil ürünlerinde bir düşüş söz konusu yani dünya çapında o açıdan. Arkadaşlar, aranızda don giymeyen var mı? Nasıl? Yok, estağfurullah. Yani ben diyorum, herkesin de giydiğini düşünüyorum. O zaman ben zarar edemem arkadaşlar. Mesut boxer'ları her erkeğin içindedir. Siz 1992. Yani? Bak, görüyorsunuz değil mi? Genel müdür yardımcımız İsmail haricinde hiç kimse benimle aynı dili konuşmuyor arkadaşlar. Sürekli bana döviz artışları, yok kur politikası, yok ödemeler de diyorsunuz. Ay sonu bir bakıyorum, hop ben yine zarar etmişim. Öyle değil mi İsmail? Aynen. İşte, işte bu. Çok teşekkür ediyorum İsmail sana. Sıkıntı yok. İşte bu. Bu mantalite arkadaşlar. Ben sizden bunu istiyorum. İsmail, ben şimdi çıkıyorum. Döndüğümde iş hayatındaki sırlarını onlara öğretir misin? He? Döndüğüm zaman herkes seninle aynı iş bilincine ulaşsın istiyorum. Eyvallah. Peki bunu gerçekleştirebilirler mi? Yani. Benim için uğraşır mısın? Sıkıntı yok. Seni seviyorum. Eyvallah. Arkadaşlar, şimdi ben çıkıyorum. Söylediğim gibi geldiğimde yeni ve yaratıcı fikirler olmazsa hepinizi kovarım. Anladınız mı? Kudret. Ne? Ben bu yaştan sonra kovulamam arkadaşlar. Olacak şey değil. Benim 3 tane çocuğum var. Benim kelle başı en az aylık giderim 1000 lira. Benim daha çok giderim var. Şu iş yerine gelirken aldığım kıyafetlerin borcunu ödemek için benim 6 ay daha çalışmam gerekiyor. Lan çocuk diyorum, çocuk. Aynı şey mi? Sen bu ayakkabıyı çocuğunu satsan alamazsın. Sen ne koşuyorsun ya? Arkadaşlar. Hadi. Aman tamam ya, tartışmanın zamanı mı, tartışmayalım? Lütfen. İsmail abicim, sen de bize yardımcı olur musun ya? Nasıl senin gibi olabiliriz? Şey mi yapsak, finansal evlilerle mi çalışmaya başlasak? Ne alaka ya? Değil mi ya? Adam yaratıcı fikirler dedi. Yani. Peki şey İsmail abi, yarım saate yaratıcı fikirler bulabilecek miyiz ki? Sıkıntı yok. Sıkıntı yok mu? Vallahi mı? Ya vallahi gerçekten çok rahatlattın beni İsmail. Kralsın. Eyvallah. O zaman eskiyi unutuyoruz, yeniye odaklanıyoruz. Aynen. Abi süpersin ya. Gerçekten ya. İnanılmaz kafa açıyorsun. Hakikaten kral adamsın. Eyvallah. İsmail Bey, kusura bakmayın ama bir şey soracağım. Siz toplantılarda genelde yani aynen, sıkıntı yok, ne alaka, eyvallah dışında herhangi bir kelime kullanmıyorsunuz değil mi? Aynen. Kusura bakmayın ama arkadaşlar, adam 5 kelimeyle müdür yardımcısı olmuş ya. Yok ya. Cemil abi. Yok ya. Ay be, oturur musun bir dakika? İsmail abi, sen o kelimeler dışında da kelime kullanıyorsun değil mi? Sıkıntı yok. Ya kullanıyor işte. Lan aynısını söyledi işte. Bir dakika, bir dakika. İsmail abi, senin burcun ne? Ne alaka ya? Ne alaka ya? Doğduğun günü soruyoruz, burcunu soruyoruz. Ha eyvallah. Eyvallah ne ya? Allah Allah, doğru düzgün cevap versene. Sıkıntı yok. Var. Hiçbir şeye cevap vermiyor bu. Yani. Bu salak. Bu nasıl yükselmiş ya bu kadar? Eyvallah. Bana bak, 5 kelimeyle müdür yardımcısı olunabiliyorsa ben niye 5000 sayfalık tez yazdım lan? Yani. Lan ben 5 tane dil biliyorum. Bak 5 tane. Şimdi bu adam 5 kelimeyle benim patronum mu?
Aynen. Ben seni öldürürüm. Seni öldürürüm. Kudret, tamam ya. Kudret sakin ol. Tamam bir dakika, bir dakika. Bir sinirlerim sakin olalım. Bir sağlıklı düşünelim. Demek ki işleyen bir sistem var abi. Adam durumu çözmüş. Patron ne derse evet dediğinde yükseliyorsun. O kadar kolay mı ya? Aynen. Aynen ya. Evet işte bu aynen. Arkadaşlar bakın herkesin koltuk sahibi olduğu bu yalakalık sistemi bizim de silahımız olacak artık. Anlaştık mı? İsmail gibi konuşarak biz de yükseleceğiz. Bunu yapıyor muyuz? Benimle misiniz? Ne yapıyorsun lan? Otur yerine Cemil. Evet arkadaşlar. Umarım size verdiğim zamanı iyi değerlendirmişsinizdir. Aynen. Bravo, bravo Naime işte bu. Evet Kudret. O giderlerdeki artışı acaba diyorum lojistikten mi kıssak? Ne alaka? Lojistik olmaz değil mi? O zaman pazarlama. Yani. Bir tedirgin gördüm seni ya. Gerçi ben de öyleyim de. Tedarik zincirini değiştirelim o zaman. Aynen. Heh, bu işte Kudret, bravo ya. Eyvallah. O zaman döviz borçlarını ne yapacağız? Ne dersin, ertelesek mi? Aynen. İşte bu. Bravo arkadaşlar ya. İsmail, helal ya. Bak, bakış açını herkese öğretmişsin. Bu ya, süper. Bak nasıl hareketlendi işler işte. Sıkıntı yok. Aynen, aynen. Bu seneki o zaman satış politikamızı bana anlat bakalım Cemil. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok mu? Oğlum, satış politikamızdan bahsediyorum. Eyvallah. Eyvallah ne oğlum? Satış politikamızı anlatsana. Aynen. Ayten. Oğlum, bu yılki satış politikamızı anlat hemen bana. Ne alaka? Oğlum bak seni kovarım. Sıkıntı yok. Çık lan buradan, çık! Çık! Eyvallah. Arkadaşlar ben sorularda kaydırma yaptım, siz yapmayın. Diyor. Hadi. Gittim. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Aramızdaki çürük elmayı bulduk. Onun maaşını da sizlere bölüştürüyorum. Hepiniz zamlandınız. Eyvallah! Aynen! Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımız